Şimdi anneannişim fırında tepsi kebabı yapacak. Bugün fırında tepsi kebabımız var. Malzemelerini sayalım şimdi. Bir dolu dolu çay kaşığı pul biberimiz var. Karabiberimiz var. Tuzumuz var. Sarımsak. Evet. Böyle iki diş sarımsağımız var iç malzemesi için. Maydanozumuz var. Biber. Biberlerimiz var. Böyle bir tane soğanımız var. Bir tane domatesimiz var. Bunları şimdi hazırlayalım. Önce mikserimizde güzelce çekelim onları. Dur bakalım. Hazırlayayım Kemal burada. Şimdi malzemelerimizi soğandan başlayalım. Böyle doğrayalım. Biberimizi bu şekilde doğrayalım. Yeşil biberimiz vardı. 3 tane küçük. Maydanozumuzu önceden yıkadım, temizledim. Onları da bu şekilde doğrayalım. Maydanoz da doğrayalım. İki diş de sarımsağımız var. Onları da ekleyelim. Kırmızı biberimiz var. Böyle bir tane de kırmızı biberimiz var. Onları da ekleyelim. Onu da ekledik. Hepsini bir mikserimize koyalım. Dolduralım içine. Bunları mikserde çekelim. Çok fazla çekmeyin. Biraz hafif bir olsun. Bunun içine bir tane domates atacağım. Ben pazardan domates atmıyorum. Konserve domatesim vardı. İki kaşık da ondan atıyorum. Biraz daha atayım. 3 yemek kaşığı oldu. Mikserimizi çalıştıralım. Evet, şimdi çalıştıralım. Burada yarım kilo kıymamız var. Şimdi kıymamızın içine bu çektiğimiz haşları, bütün malzemelerimizi katalım. Kaçtık. İçine ekleyelim bu malzemelerimizi de. Bir kaşık çay kaşığı dolusu karabiberimiz vardı. Pul biberimiz vardı. Evet. Pul biberimiz vardı çay kaşığı dolu dolu. Tuzumuz vardı 2 çay kaşığı. Tuzunu kendinize göre ayarlarsınız. Bu malzemeyi de acı seviyorsanız fazla atarsınız. Fazla acı sevmiyorsanız az atarsınız. Böyle yoğuralım. Bu 6 dakika iyice yoğrulması gerekiyor. Bu şekilde. Siz acıyı istediğiniz kıvamda atabilirsiniz. İstediğiniz şeyde içine. Böyle nurusunuza göre bunu çobada azaltabilirsiniz. Bu şekilde yoğuralım. Çok güzeldi. Fırında tepsi kebabımız aldı. Çok güzel oluyor. Fırında tepsi gibi var. Kendi ellerimizi yiyoruz. Torunum da bana yardım ediyor.
beraber hazırlıyor bunları. Ablam da bana bize yardım ediyor. Öyle. Ablam da yardım ediyor. Güzel herhalde. Bunu böyle 5 dakika yoğurdum. Yiyor biraz. Biz öz içine kıymamızın içine biraz kırmızı biber, biraz yeşil biber, biraz pul biber, biraz domates, biraz da domates. Şeyimiz hazır. Devamımızı. Şimdi tepsiye biraz yerleştirelim. Biraz da böyle konserve domates. Şimdi şeyimiz hazır. İçini güzelce yoğurdum. Tepsi kebabımızın. Tepsimizi yağladım. Önceden biraz. Şimdi yerleştirelim tepsimizi. Güzelce bu şekilde. Güzelce. Tepsimizi yerleştirelim. Bunu isterseniz altına patates de konuyor, patlıcan da konuyor. Bugün ben sade yapmak istedim. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Kenarlarına patates konuyor. Bu şekilde sıkı sıkı bastıralım. Böyle sıkılayalım, biraz sıkı sıkı bastıralım. Şimdi üzerlerinin domatesini, biberini yerleştirelim. Keselim. Önceden baklava dilimi gibi bunları dilim dilim keselim. Biberlerini üzerine ekleyelim. Biraz biber. Çok güzel bir şekilde biberlerimizi üstüne ekleyelim. Ekleyelim. Biraz da kırmızı biberimizi güzel bir şekilde üzerine ekleyelim. Ortasına sarımsak koyalım. Ya koymasanız da olur ama ben sarımsak çok faydalı. Çok evet. Lezzet verdiği için. Çok da faydalı veriyorum. Biraz da soğan koyalım. Böyle üstüne şekil yapalım. Güzel bir şekilli tepsi kebabımız olsun. Domateslerimizi de ekleyelim. Domateslerimizi de böyle doğradığımız domateslerimizi de ekleyelim. Üzerine. Şimdi bunun üzerine sosu var. Sosumuzu da hazırlayalım. Fırına gönderelim. Daha güzel, daha lezzetli yemekler yapabilmemiz için lütfen kanalımıza abone olun. Sosumuzu, üzerinin sosunu hazırladım şimdi. Bir kaşık tereyağı erittim. Bir kaşık salça kavurdum güzelce. Üstüne bir bardak su ekledim. Böyle su elde ettik. Bunun üzerine gezdiri hemen gezdiri dökelim. Gel. Güzelce. Önceden döküyoruz. Ayarladığımız 190 derecede fırında istediğiniz kadar sos dökebilirsiniz. 45 dakika, yarım saat fırınınızın ayarına göre. Böyle biz bu kadar döküyoruz. Ben fırını 190 ayarladım. Evet, tepsi kebabımıza pişmeye hazır. Sosunu fırına gönderelim. Şimdi
önceden ısıttığımız 190 dereceli fırında, ben 190 dereceyi ayarladım. Fırının şeyine göre değişiyor. Bazıları çabuk pişiriyor, bazıları geç pişiriyor. 45-50 dakika pişmesi gerekiyor. Kendi fırınınıza göre ayarlarsınız. Karnınız acıkınca hemen yemek isteriz. Güzel yemekler için anneannemizi bekleriz. Pişir anne hep pişir. Karnınız acıktı. Pişir anne hep pişir. Karnımız çok acıktı. Portakallı kereviz. Havuçlu muşver yeriz. Karnımız doymaz ise daha neler isteriz? Pişir anane pişir, karnımız çok acıktı. Tavuk tut acıktı. Pişir anane pişir, börekler kilo yapar. Dedem hep diyet yapar, artan kedi kapar. Pişir anane pişir.